Bakın ışığa tapınç aslında ta Mu kıtasına kadar geri gidiyor. Serhat abi kızmasın, Mu Atlantis yok diyor ama yani bu eksikleri dolduracak tabii bir şey. Işık dediğimiz de güneşin kendisi olarak da tabii, üzerine çizelim. Tabii. Yani şimdi bahsettiğimiz evet. Bence o ışık denilen aslında bizim güneşimiz değil, Sirius. Yani asıl her şeyin başlangıcı Sirius. Çünkü Sirius'tan gelen bir gelenek Mu'da devam ediyor dünyada ve asıl spiritüel güneş Sirius. Yani burada gördüğümüz şey bizim güneş sistemimizdeki güneş değil, Sirius'u ifade eden bir ışınımdır bence. Bilmiyorum. Evet ve şöyle de bir şey var destekleyecek, şunu söyleyeyim. Zaten buradaki figürlerin hiçbirisi kendi kendine güneşi simgeleyen bir figür değil. Onun aracılığını üstleniyorlar. Yani bir insan simgeliyetine giriyorlar. Ama güneş tanrıyı nasıl simgeliyor? Amenofis'i Akhenaton'da nasıl simgeliyor? Aslında evrenin en üst ışığı nedir bu? Frekanstır. Işık frekanstır. Yani bir titreşimi yükselttiğiniz zaman bir müddet sonra ses 20 ile 20.000 titreşince ses dersiniz. Ama 400-700 nanometre dalga boyuna getirip onu 40 kat oktav yukarı çıkardığınızda ışığa dönüşüyor. Yüksek frekans, yüksek enerji demek. Evrenin en yüksek enerjisine doğmamış, doğrulmamış olan ki ben bunu başka konularla torus şeklinde bir şekli olduğunu ve bunun altın oran noktasının tadili mutlak denen bir noktası olduğunu ve bunların hepsinin aslında o noktayı ifade etmek için sembolleştirilmiş hikayeler, kişiler ve inanç sistemleri olduğunu Japonya'ya gittiğimizde aynı sembolizmayı Japonya'nın bayrağına bakın başka bir şeye bakın. Yine zaten güneşin kendisidir. Tam olarak güneşi görüyorsunuz ve burada yine Japon güneş tanrıçası var Amaterasu. Şimdi buradaki bağ bakın tekrar vurgulamak istiyorum. Utu Shamash'ın eşi. Yani Amaterasu dediğiniz Japon kraliyet ailesini inceledim ve böyle metrelerce 6 metrelik bir liste oldu. Çünkü her kraliyetin dayandığı şey kan ve gen. Japonlar bunu nereye? Güneş var, kan ve kraliyet var. Güneşle ilgili bir kan olması, gen olması lazım ve takip ettiğiniz zaman nereye çıkıyor? Yine Mezopotamya'ya çıkıyor. Yine Utu'ya çıkıyor. Tabii ki şöyle bir şey var Hakan Bey, çok önemli. Bu çok çok önemli. Bugün Japon kraliyet ailesinin kutsal sembolü Anu'nun, Anunnaki'nin sembolüdür. O çiçeğe benzeyen ortasında bir nokta etrafında aynen, çiçek yaprakları aynen gibi. Bugün Japon pasaportunun yani üstünde Anunnaki sembolü var. Keşke getirseydim. Saatin bize üzerindeki semboller veyahut da kolyenin üzerindeki semboller. Evet o bileğindeki sembol. Evet. Yani o Japonların kraliyet soyluluk sembolüdür. Ve bugün peki herhangi şöyle, bir Japon yolculuğu biraz şöyle yapsak. Yani Mu kıtasının batmasıyla birlikte tüm medeniyet dünyaya yayılmaya yayıldı, başladı. Evet, tabii. Bunlardan bir tanesi Japonya'ya geldi, bir tanesi Uygurlar olarak önümüze Asya'ya çıktı. Evet. Ve ondan sonra da tüm dünyaya yayıldığını Güney Amerika'ya, o semboller Anadolu'ya geldikten sonra tekrar Japonya'ya mı gidiyor? Yoksa zaten Japonya'da bu sembol var zaten mı? Var. Tabii zaten var, tabii ki zaten var. Ben bir şey ekleyebilirim. Anadolu'dan Avrupa'ya gidiyor. 32 numaralı resmi rica edebilir miyim? 32'yi alıyoruz şimdi. Neden? Evet. Çünkü bu iş Japonya'da mı çıktı, Sümer'de mi çıktı, Roma'da mı çıktı, Anadolu'da mı? Bence C hiçbiri. Çünkü 14 bin yıllık Peru'daki kayaların üstünde şu an gördüğümüz resimlerde aynı sembol var. Yani şimdi, saymalı taşlarda olduğu gibi. Saymalı taş 10 bin yıldır evet, ama baktığımız zaman oradan da eskisi dünyanın öteki tarafı. Orta Amerika'ya Güney Amerika'ya dedim ya. Aynen. Ama tabii yani Mu'nun bir şekilde yok olmasıyla birlikte kesinlikle tüm medeniyet dağıldığı için aynen, aynı medeniyetin sembolizmaları bütün da dünyaya, tüm dünyaya dağılmış oldu. Ama bunlar her fakat o dönem taşlara çizilen şey daha sonra medeniyet ve yani kültürler arttıkça, kültürler geliştikçe, erişçiliği de geliştikçe heykele kadar varıyor ki bugün yine söyleyelim New York'un sembolü olan özgürlük heykeline kadar gidiyor değil mi? Bana göre hiçbir kopukluk yok. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın 14 bin sene bunlar elle tutulur bilimsel arkeolojik kanıtlar. Bunların üzerine konuşuyoruz. Yani sadece kendi yorumlarımızda değil. Bakın kafasından ışıklar saçan burada tanrıları ve yanında bunları yani herkesi böyle çizmiyorlar. Normal insanları bu şekilde çizmemişler. Burada 14 bin, 12 bin yıl öncesine gidiyoruz. Şimdi 12 bin yıl öncesine gittiğiniz zaman burada Anadolu'da ne var? Göbekli Tepe var. Neresi var? Körtük Tepe var. Neresi var? Yani yakın tarihli. Ondan sonra işte şey görüyorsunuz. Karahan Tepe var ve Hasan Keyf 12 bin yıl önce. Bakıyorsunuz orada da aynı sembolleri işte Utu Shamash Anunnaki olarak görüyorsunuz. Sonra neyi görüyoruz? 33 numarayı açabilirsek bunun devamı var orada. Mesela 14 bin, 12 bin yılda Peru'da gördük. Hindistan'ı dünyanın uzak noktalarını ele aldım birkaç örnek fazla vakit almasın diye. 10 bin yıllık Hindistan'da Kanker bölgesindeki şeyler var. Burada bakın insan olmayan varlıklar ve ışık saçan hem insan hem de cisimler var. Bu da bize neyi düşündürüyor? En azından bana öyle düşündürüyor. Herkesin tabii yorum farklı olabilir. 11 yıl önce dünya dışıyla bir temas ve bu ışımalar, bu ışık saçan insanlar günümüze ait de binlerce yıl öncesinden beri bu hikayeler gelmiş diyoruz. 34 numaraya bakabilirsek yine bir aynı şey var. Bu da Avrupa bölgesinden. Şimdi Hindistan, Amerika bir de İtalya'da var. Kamonika bölgesinde yine 10 bin yıllık. Bakın buradaki tanrıları havada uçarcasına çiziliyor ve kafasında hare ve yine ışıklar saçıyor. Yani şu anda bunun devamını biz nerelerde görüyoruz? 35 numarayı da açabilirsek. Mesela şimdi ufolojik açıdan derler ki bunlar ilk uzaylılardı. Yani evet, ufolojide bu resimleri çok kullanıyoruz. Bir evet, öncekinde çok kullanıyoruz sizin evet, gösterdiklerinizi. Geleneksel ufolojide derler ki bunlar tanrılar değillerdi. Bunlar dünya dışından gelmiş varlıklardı, astronotlardı. Hı-hı. O nedenle başlarının etrafında işte bir hale veya bir astronotun giydiği başlık gibi vardı. Ama belki başlığın içinden çıkan bir ışığın yansımasından da bahsediyor. Ama mesela bunlar bugün için bugün bildiğimiz evet, gri uzaylılarla birebir aynı olduğu söylenir. Tabii şimdi bu ama şey Avustralya'dan değil mi? Evet. Dünyanın en uç örneklerini bir araya getirmek istedim ki sadece tek bir bölgede ve tek bir tarihe ait düşünmemek lazım. Yani bütün küresel olarak bu işe baktığımız zaman Avustralya'da Kimberley. Milattan önce 5000 yani 7000 yıllık bakıyorsunuz tanrılarına Wanjina denilen tanrıları var. Onlar
onlar da kafasında ışık saçıyor. Şimdi tanrı sembolü her yerde güneş ve ışıkla sembolize edilmiş. Mesele nedir biliyor musunuz? Birbirinden bu kadar uzak kıtalarda ve bu kadar eski tarihte insanların hiçbir iletişim imkanı yokken nasıl aynı tabii. Semboller aynı, aynı farklı yerlerde çıktı? Yani mektup yazmıyorlardı, telgraf çekmiyorlardı. Tabii ki ilkel insan dediğimiz insanlar nasıl oluyor da hem Avustralya'da hem Japonya'da hem Avrupa'da Posta hem gibi. Anadolu'da aynı varlıkları çizdiler. Tanrıydı, güneşli veya astronot. Semboller, hikayeler de aynı. Şimdi evet. Bunu biz günümüzde nerede görüyoruz? Yani birkaç şeyde günümüze getirmek istedim. 37 numaralı görseli açabilirsek orada göstermek istediğim bir şey var. Günümüzde ne oluyor? Ortodoks kilisesine bakıyorsunuz. Bu aynı sembolü ne oluyor? Hazreti İsa'da yine ışık saçan, kafada hare. Biz inanç sistemlerinde bugün karşımıza çıkıyor. Aynen devam ediyor. Bakın Hazreti işte Meryem'i görüyoruz. Bütün buradaki figürler, evet bakın meleklerin kafasında hare var. Ondan sonra bazı normal insanlarda yok. Meleklerde ve özel seçilmiş bağlantılı insanlarda var. Şimdi bu bağlantı yani hepsini böyle çizmek başka bir anlama gelirdi ama bazılarını ve yıldızlarla iletişime geçirmesi bu sembolü. Biraz önceki mağara resimlerinde olduğu gibi. Devamı budur diyorum. Evet. İddiam bu. Dinlerin de kökeni buraya dayanıyor. Tarihin de kökeni buraya dayanıyor. Ve en önemli şey bunların hepsi de gökyüzü astrolojik ve astronomik bağlantıları var diyorum. İddiam budur. O yüzden bunları tek bir fiziksel insan olarak düşünmek yerine astrolojik bağlantılarında ele almamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü dinlere dönüşmüş. Mesela burada bir örnek daha. 38 numara hemen bir sonraki slayta geçebilirsek. Bakın burada ne olmuş? Çok önemli. Leonardo da Vinci Hristiyanlıkta vaftiz törenine bakıyorsunuz. Dinlerle, inanç sistemleriyle alakalı. Yine kafada ışıyan hareleri görüyorsunuz. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Dinlerin kökeni yine gökyüzüyle alakadar, ışımayla alakadar ve bugün konumuzla alakadar olduğu için söylüyorum. Döndü dolaştı nereye geldi? Illuminati. Aydınlanmış olanlar. Burada bakın nasıl aydınlanıldığıyla ilgili bu inanç sistemiyle ilgili bir görsel. Ama 14 bin sene önce Hristiyanlık yoktu. Müslümanlık, İslam da yoktu. 14 bin sene önce de birileri aydınlanmış. Ben bu vurguyu yapmak istiyorum. İnanç sistemlerine, dinleri, tarihi ve dolayısıyla Güneş Tanrısı'ndan Zerzevan Kalesi'ne kadar olan bu bağlantıyı anlamak için bence tüm bunlara toplu olarak bakmak lazım. 42 numarayı bir verelim mi? Yani sonuca geldiğimiz zaman 42'de. Sonuçta bu günümüzde evet. Güneş sembolizmi ne oluyor? Buyurun Yunan mitolojisi yakın tarih sayılır. Hani günümüze baktığımız zaman kısmen daha yakın 14 bin senelerden. Ama orada da ne oluyor? Helios'u görüyoruz. Yine aynı şekilde betimlenmiş tanrılar var. Aynı semboller var. Bu aynı sembolleri Rodos heykelinde görüyoruz. Kesinlikle. Evet, yani daha işte birçok elinde ışığıyla birlikte. Evet. Evet. Şimdi burada Amerika bu işlerin piri. Bu ezoterik konularda tabii. Çok hassas diyelim. Ondan sonraki ezoterik planlara göre şehir planlaması yapılmış çok önemli yerler var. Washington gibi Beyaz Saray'da bunun göbeğinden bir tanesi. Bakın burada önemli olan ışık saçması ve ışığı elinde meşalelerle ki güzel zamanda da bu var. Meşale kültürü var. Meşale sembolizmi var. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Tabii. Çünkü burada şu iş çift meşale tabii, aslında. Işığı getiren ya da ışığı taşıyan mevzusu işin içine giriyor. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer de işin karanlık kısmı diye tabir edebileceğimiz Lucifer olayı yani Poseidon olayı karşımıza çıkıyor. Tabii yine veyahut da tam tersi aydınlatan anlamında da kullanılıyor. Karanlığı aydınlatan yani iddia bu. Ama bir işin içinde bir karanlık var orada. Tabii. Aydınlatıyor mu, karartıyor mu bu tartışma konusu bakış açısına göre değişebilir. Bravo. Ama sonuçta karakterler kesin ve net. Yani burada Lucifer karakteri var. Şimdi isterseniz vaktimiz varsa ben şunu devam ediyoruz. Tamam. Evet. Şey yapabilirim. Zerzeva'nın içindeki bölgelerden güzel bir şey yapmıştım. 8 numarayı açabilirsek eğer. Burada Zerzevan'da ne var? Yani birazcık ondan bahsedebiliriz burada. Mitras Tapınağı denilen yer aslında evet, burası. Biraz sonra bu sana gelecek. Biliyorum, evet, evet biliyorum. Evet, var mı sizde gösteriniz? Yani, var var, evet. Var. Şimdi sen itiraz edeceğin bir şey varsa orada yani, şöyle, Hakan ben böyledir demiyorum. Evet. Böyle olduğu düşünülüyor diye. Neden? Şöyle bir şey var. Burada simetrik bağlama yerleri olduğu için bir kurban ritüelinin yapıldığı düşünülüyor. Bunların hepsi kesin bilgiler değil. Ben bunları anlatayım sonra kendi yorumumu fikrimi de söylemek istiyorum. Burada bir lavabo gibi bir şurada çanak var. Ve burada boğa kurban etmesi imkansız. Buraya boğanın sokmanız girmesi bile imkansız. Aynen. Biz yani, zor girdik. Aynen. Burada kurban çanağı olduğu düşünülüyor. Ama kurban çanağı ve burada bağlama yerleri varsa bu kesinlikle boğa değil. Bana ya, bir dakika şunu hatırlatmak lazım. Normal bir Mitras tapınağında evet boğa kurban ediliyor ama neden kurban ediliyor? İlk önce onu açıklamamız lazım lütfen, bence. Devam çünkü edelim. Şöyle bir şey. Şimdi kurban kanıyla vaftiz ediliyor. Mitras inisiyasyonuna kabul edilecek olan kişi. Mitras aynen. Bir din değil aslında. Mitras bir kült ve sadece erkeklerin kabul edildiği bir kült. Burada da yine sadece erkeklerin ait olduğu bir inanç biçimi veya bir kült olayı karşımıza çıkıyor. Tıpkı benim Göbekli Tepe ile ilgili olan iddialarım gibi ve sonrasındaki Sabilerin sadece erkeklere açık olması gibi. Mitras kültü de sadece erkeklere açık ama her isteyen Mitras kültüne kabul edilemiyor. Kabul edilebilmesi için 7 aşamalı çok zorlu sınavlardan geçmesi lazım ve bu 12 hafta sürüyor. Ve bu aşamalı sınavlarda işte aşırı soğuk, aşırı sıcak suyun içinde beklemek, vücudundan parçaların kesilmesi, o yüzden Rufailerin o kendi kendilerini dövdükleri cihazları getirdim. Çünkü Rufailerin de bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve artık bütün sınavları geçiyorsa eğer o aday, o genç, tabii genç bir erkek olması gerekiyor bunun. Bütün bu fiziksel işkencelere dayanabilmesi için insanın genç ve sağlıklı olması lazım ve herkese buna dayanamaz. Sonuçta bir çukura oturtuluyor ya da bir çukura indiriliyor. Çukurun üzeri de dallarla kapatılıyor. Yukarıya tavana ayaklarından bir boğa asıyorlar. Ve boğayı kurban ettikleri zaman boğanın kanı var evet. Hadi gel sen de şimdi bir dakika şöyle anlatayım da. Boğanın kanlarının adamı tamamen yıkaması gerekiyor. Bu tüm kanla vaftiz. Evet, kanla vaftiz edilmesi evet. Gerekiyor. Çünkü neden? Çünkü efsaneye göre veya inanışa göre Mitras aslında önce dost olduğu boğayı daha sonra
kurban ediyor ve onun kanından yeni bir yaşam doğuyor. Yani Taurus, Boğa Taurus. Bu da bence yaşamın bir anlamda Taurus takım yıldızından dünyaya geldiğini falan gösteriyor ki Nazi Hitler de böyle düşünüyordu biliyorsunuz. Aldebaran. Aldebaran bağlantısı. Takım şimdi yıldızı. Evet, takım yıldızı. Şimdi bakınız benim getirdiğim aslında resimlerde orijinal. Seni görelim bir. Orijinal özlemişlerdir. Mitras tapınakları var. Evet. Şimdi açıkçası biz şöyle olursa gittik. Çok da keyifli olur. Belki ilk defa böyle bir program yapacağız. Sen de kendi resimlerinle desteklersen veyahut da karşı çıkarsan çok iyi olur. Şimdi evet, Farah sen de ekranda gördüğümüz şeyler bu arada yanlış anlaşılmasın. Bizlere şu anda arkeoloji biliminin ve tarih biliminin sunduğu şeyleri ben burada hani bizzat ölçümlerken ki manyetik her gittiğim yerde ölçümler yapmaya çalışıyorum. Buradaki anlatım bu. Ben de bu anlatımın doğruluğu ve kesinliği konusunda çelişkili fikirler olduğunu düşünüyorum. Yalnız bir mesele daha var. Şimdi hani deniyor ya işte bu tapınağa tavana bir boğa asılacak. O öldürüldüğü zaman onun kanları akacak falan. Buraya boğanın girmesi biraz zor. Biz zor gittik. Ve bir şey daha burası çok küçük 35 metrekare bir yer. Orijinal. Mitras tapınakları çok büyük. İsterseniz bir resim göstereyim. Benim 23 numaralı resmime gidebilir miyiz? 23 numaralı resme benim dosyadan. 23 numara. Evet bakınız şimdi bu. Teşekkürler. Bu aslında nerede? Londra'da. Londra'da bulunan bir Mitras tapınağı. 1954'te bulundu ama Kasım 2017 ziyarete açıldı. Şimdi normal bir Mitras tapınağı nasıl oluyor? Bir kere dikdörtgen, uzun bir salon gibi. Tabii ki sonuçta bir sunak var ve burada orijinalinde Mitras'ın boğayı kurban ederkenki heykelinin olması lazım. Önemli. Tabii. Ve şurada bir podyum görüyorsunuz. Ortada upuzun bir masa gibi bir podyum oluyor. Yanda da insanların oturması için gereken bir podyum var. Neden? Çünkü burada bir ziyafet veriliyor. Kurban kesildikten sonra o kurbanın eti yeniliyor. Ve aynı zamanda bir de içki içiliyor. Buna da soma deniliyor. Bu içki de nar ağacının yapraklarıyla ve bir başka bitkinin halüsinasyon görülmesini sağlayan bir bitkinin karışımıyla sütle yapılıyor. Şimdi o içkinin içilmesi daha sonra Hristiyanlığa şarap ve ekmek ayini olarak komünyon geçmişti. Komünyon ayini. Ama bir başka resim daha var mesela. Bu aslında anlattığımız şeylerin bir kısmı da şöyle. Bu inisiye törenleri daha sonra masonizmin temellerini de oluşturuyor. Kesinlikle. Bunu da eklememiz lazım. Mason evet. Töreni salonları bunun aynısı. Evet. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Hemen. Ve bir şey daha var tabii bu da çok önemli. Şimdi gerçek bir Mitras tapınağında gerçek bir Mitras inisiyasyon töreni yapılırken kişiler daha doğrusu bu inisiyeyi yapacak olan kişiler bir takım hayvan maskeleri takıyorlar. Ve hayvanların davranışları taklit ediliyor. Ben bunu nerede gördüm? Yakın zamanda Netflix'te gösterilen çok önemli, çok popüler olan bir Kore dizisi var. Bahsedebilir miyim ondan? Tabii tabii. Onun da fotoğraflarını getirmiştim tabii, ama. Tabii olur. Onları da gösterebilirsin. Burada yok. Şimdi siz izlediniz mi bilmiyorum Hakan Bey. Televizyonla pek aram yok. Bunu izlemekte fayda var. Şimdi bakın Netflix'te bir Kore dizisi oynadı. Squid Game yani kalamar oyunu. Ben de izledim tabii çünkü çok ilgi çekti. Kalamar oyunundaki bütün bu sınavlar ve oyunlar aslında Mitras geleneğinin birebir aynısı. 7 tane oyun var. Bakınız dikkat edin ben onların resimlerini de getirdim hepsini. Umarım onlar yetişir bu programa. 7 tane oyun var ve bu 7 tane oyun Mitras kabul törenindeki yani inisiye törenindeki sınavlarla birebir aynı. İkincisi daha önemli bir şey daha var. Mitras geleneğinde evet aday işte inisiye ediliyor çok zorlu şartlarla ve bunun bir takım rütbeleri var, seviyeleri var. Onları da getirdik, onlar da var. Ama Mitras kültünde her şeyin başında olan baba, papa denilen bir şahıs var. Ve izlediniz mi Kore dizisini? Evet, evet. Ya ben çok dayanamadım ama. Tamam ben hepsini bütün bölümlerini izledim. Sonuna kadar orada her şeyin başında olan yaşlı bir adam var. O da o. Şimdi diziyi izlemeyenlere çok fazla da ipucu vermek istemiyorum. Ama Squid Game yani kalamar oyunu dizisi Mitras geleneğinin modern dünyaya uyarlanmış bir versiyonu. Şimdi bir şey daha var tabii. Yani bu kültürü yalnız Japonya'da değil, tüm dünyadan bahsediyordunuz. Kore'yi de bunun içine tabii. Alabiliriz. Kore kültürünü de etkilemiştir diyebiliriz. 39. resme gidebilir miyiz benim sayfadan acaba? Evet. Benim sayfadan 39. Şimdi bakınız orijinal bir Mitras tapınağı şöyle oluyor. Burada her şey astrolojik ve astronomik semboller üzerine kurulu. İki tane podyum var. Normalde burada burçların sembolleri var. Burada gezegenlerin sembolleri var. Burada da Mitras'ın kendisi, burada güneşin batışı, burada güneşin doğuşu. O hani şeyler meşale kültü dediniz ya. Bir aşağıya doğru bakan, bir de burada bir var, yukarı bakan. Aşağıya yukarıya. Şimdi 7 tane aşama dedik, 7 tane sınav var. Bu 7 aşamanın her biri bir gezegen için yapılıyor. Sırayla bakınız Jüpiter, Venüs, Ay, pardon Merkür, Ay, Satürn, Venüs, Mars. Bir resmim daha vardı benim. Onu da getirmemişler, onu da koymamışlar. Aslında şöyle ekleme yapabilirim burada. 7 hafta süren toplamda 12 aşaması var. Kademesi 7. Evet. Ama bu 7 kademenin içinde 12 alt aşama var. Toplam yine astrolojiyle örtüşüyor. Yine astrolojiyle örtüşüyor tabii. Ve bir şey daha var. Mesela ziguratlar da 7'li sisteme göre yapılmış. Onlar da aslında yine bu sisteme uyuyor. Sonuç olarak 38'i görebilir miyiz? 38. resmi görebilir miyiz? Benim sayfalardan 38'i. Bakınız bu yine klasik. Mitras'ın boğayı kurban ettiği, öldürdüğü sahne. Burada Zodyak. Ve burada gördüğünüz her bir sembol Zodyak'taki takım yıldızlardan biri. Yani her şey astronomiye, her şey astrolojiye göre yapılmış. Şimdi böyle bir orijinalinde böyle. Ben Mitras tapınağı olarak gittiğim, ziyaret ettiğim yerde bunlardan hiçbirisini görmedim. Siz gördünüz mü?
Şöyle kalıntıların olmadığı söyleniyor. Biraz önceki görüntüde yine şu var. Tam olarak Mitras'ın boğa burcu gördüğümüz rölyefin olması gereken yer. Aslında diyorlar ki burada vardı ama işte zarar gördü, zaman içinde gitti. Biz gözümüzde bunu görmedik ama etrafında, onun kubbe gibi etrafında zodyak işaretlerinin bulunması. Var mı örnekler? O biraz önceki şeyi açabiliriz, orada gösterebiliriz. Hangisinden bahsediyor? Numara söyle bana hemen. Bu işte 8 numarayı açarsak, 8 numarayı ben orada göstereyim hemen. Hani iddia nedir? Biz neleri aradık, neleri bulamadık. Benim klasörümde 8 numaralı. Evet, göster. Şimdi girdiğiniz zaman kapı bu şeyde, şu koridorun karşısına denk geliyor. Oradan içeri giriyorsunuz. Çok büyük olmayan bir alan. Ve tam karşısında şu alanda biraz önceki Mitras'ın sembolünün olduğu, yani olması gereken yani. Dünyada bütün örneklerde bu şekilde. Ama aslında buraya baktığınız zaman burada küçük kurbanların kesildiği, kan çanağının oluğunun burayı doldurduğu bir havuz olduğu ve ondan sonra Mitras'ın bu kayalardan çıkarken şuradan kayadan tekrar canlandı. Yine kanın içinde bir havuz, kan havuzu olduğu. İki tane böyle mezar gibi burada boşluk var ve burada yine inişler ve ortada da Mitras'ın olması gereken. Şimdi burada Mitras, neden Mitras tapınağı diyoruz buralara diye sorduğumuz zaman şu halkada, çemberde gördüğümüz yerde astrolojik semboller var. Var mı? Yani gözümüzde tabii göremedik ama iddia bu şekilde. İçinde şu an Mitra'ya ait. Yani biz gittiğimizde bir şey göremedik ama yok. Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir kalıntı ya da şey varsa bunu bilemeyiz. Yani şöyle bir şey vardı. Biz gittiğimizde geçen hafta orada kazı başkanı değil ama bir başka arkeolog bey vardı. Hatta dedi ki kusura bakmayın çok kalabalıksınız dedi. Sizi buraya sokamam. Rica ettik, beni işte aldı buraya. Peki dedim bu kadar mı yani? Ben hayal kırıklığına uğradım. Çünkü bildiğimiz Mitras tapınakları böyle değil. Aşağıda bir yer daha var dedi. Evet, peki, orada ne var dedi. Onu da pek şey yapmadı ama siz orayı gördünüz. Evet. Orada ne var Hakan İnsanlar Bey? İnsanlar da görsünler isterim. Orada neyi açabiliriz? Biz 9 numarayı açarsak... Bunun paraleli değil mi bu? Yani yarısı olmadığı için tekrar bir geri gidebilirseniz bir şey göstereceğim. Gidelim. Yani aslında Mitra Tapınağı değil diyorsunuz ya... Mitra Tapınağı değil demiyorum da bu nasıl bir Mitra Tapınağı? Şöyle olabilir. Yani uygulamada belki yanlış olabilir ama her şey yerli yerinde bana soracak olursanız. Bakın oturma yerleri var. Bunun paraleli karşı tarafta var mı Hakan? Karşı tarafta bu şekilde değil. Ama bir oturma yeri var mı karşı tarafta? Yok, karşı taraf bu şekilde değil. Ne var karşı tarafta? O resim var mı sende? Şimdi bunun karşı tarafını görmek için şunu... Açalım nereden? 7 numarayı açabilir miyiz? Karşı tarafı burası. Bu odanın şu kısmı. Tamam, bak aynı şekilde. Karşı taraf bu. Evet, sadece tamam. Duvar şeklinde var. Evet ama hiçbir zaman çapraz oturma yerlerinin Mitra Tapınağı'nda yok. Mesela dünyanın diğer şeylerine baktığınız zaman çapraz şekilde gelmiyor. Karşı tarafta şurada olması lazım. Yani o biraz önceki yer. Pencere bu tarafta. Karşısında şurada olması ve girişin ona göre olması lazım. Bu arada ölçümler yapıyorsun. Ne ölçümü bu? Ben burada yani hani basit cihazlarımla her gittiğim yerde elektromanyetik şeylerin, çünkü bunların ben enerjiyle, frekansla bu tapınakların ilgili olacağını, Göbeklitepe'yi de ölçüyorum, Bosna Piramidi'ni de ölçüyorum. Çünkü orada 28.4 kHz hala bir frekans var. Burada ne kadardı? Burada kayalık olduğu için burada ekstra bir şey tespit ettim. Ben bunların bağlantılarını bulmaya çalışıyorum. İnşallah daha gelişkin cihazlar edinirse onları da ölçeceğim. Çünkü aynı Mitra Tapınağı'na biz Şanlıurfa'da da Mitra Tapınağı var. Şanlıurfa'da mı? Şeyde. Şurada. Hatay'da değil mi? Şanlıurfa'da değil. Hatay'da değil. Şeyde. Şöyle yapalım. Ben şimdi hızlı geçelim. Gaziantep'teki Mitra Tapınağı'nı da açabiliriz. Bakın söyle sen. 29 numarayı açalım. Yani benim beklediğim gibi değil ama bir başka yer varsa hani bakın, Gaziantep'te Dülük, Dülük Baba da gidiyorlar buraya. Şartlı Mağara'da Mitra Tapınağı. Yani bunlara da biz demiyoruz yani bunlar bayağı literatüre girmiş Mitra Tapınağı. Bakın burası dağa oyulmuş. Çok daha büyük ve dünyadaki en büyük Mitra Tapınağı'ya ait olan tapınaklardan bir tanesi deniyor. Bodrum yapılmış bu şekilde gidiyorsunuz bakıyorsunuz. Duvarlarda evet çeşitli bölgelerde şeyler var. Ve sonra burada ne kadar farklı Haç ama çok çok sonradan yeni yapıldığı belli. Yani bu sonraki dönemlerde Roma döneminden sonra Hristiyanlığa geçişte buraları kiliseye dönüşmüş, şapele dönüşmüş ve bu şeyler yapılmış. Buradaki bunun hemen ardındaki resmimiz hangisi? Orada önemli bir şey var. Onu göstermek İçeride istedim. İçeride çekebildiniz. İşte burası süper harika rejimiz. Lep demeden anladılar. Burada Şartlı Mağara Mitra Tapınağı. Bakın gidiyorsunuz. En sonunda şurada ışıkla aydınlattığımız yer. Telefon ışıklarıyla biz orada hem ölçüm yapıp hem de bu şey yapıyoruz. Bakın burada duvarda boğanın evet boğa kesilen aynı figür ve Mitra figürü burada var. Şimdi, burada gözümüzde gördük. Şöyle bir şey yapalım mı? Biz 4 numarayı bir verip şunu konuşalım. Niye boğa kesiliyor? Yani bir kere hani bunları anlattık ama Mitra'da niye bir boğa var? Niye bir boğa kesiliyor? O sembolik anlamı nedir bu boğanın? Yani ve şu anda bu boğa kültürünün günümüzdeki etkilerini de söyleyeyim bize. Evet. Şimdi ben fikirlerimi söyleyeyim sonra Farah Hanım da söylesin. Zaten paralel düşüncelerimiz kendisiyle. Şimdi bize sunulan figürün en detaylı şeylerinden bir tanesi. Bana göre burada dikkat edilecek şey. Kesinlikle bu figürler bana göre birebir bir insan, birebir bir hayvan olan boğayla ilgili değil. Astronomi. Bunlar astronomik. Yani. Çünkü dünyanın her yerinde boğa takım yıldızı. Tabii. Boğa takım yıldızı Taurus. Taurus. Yani şimdi şuna da dikkat çekerim. Şimdi sadece küçük bir başlık. Taurus, boğa, çift boynuz sahibi. Kimdi o? Zülkarneyi. Şimdi dikkat edelim. Bu şeylere, bağlantılara baktığınız zaman Zülkarn biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra Zül sahip olmak, çift boğa. Yani başka tabirlerle aynı şeyler anlatılıyor. Burada çok önemli bir şey var. Filik şapkası. Bu Şirinler'den tanıdığımız bir şey. Subliminalleri vermişler bize küçükken, şimdi anlıyoruz ne goller yediğini. Bir de üstelik Hakan Bey şöyle bir şey var. Şirinleri biliyorsunuz işte, mavi küçük yaratıklar. Onlarda bir Şirin Baba vardı. Baba görmüştüm ben bir yerde resimlerde değil mi? Onu ben gönderdim. Evet. Burada 13'te. Şunu bir anlatalım mı? Dur bir dakika. Evet. Şimdi Mitra Tapınağı'nda veya Mitra kültünde baba pozisyonda olan kişi rahip kırmızı şapka giyiyor. Niye Şirinler'de de kırmızı şapka giyiyor mesela değil mi? Hem de ne subliminal. Benzer şeyler olduğunu onu da söyleyelim. Yani aslında bahsedilen Mitra'nın k
kafasındaki filik şapkasının rengi kırmızıdır. Ojeli kırmızıdır. Kırmızıdır. Yani bunu Fransız üzerine basalım. Bu aynı zamanda o resim var mı? Onu hemen yeri geldi. O benim klasörde değil. 13 numarayı bir alalım mı? Bunu sonra tekrar rica ederim. Hemen döneceğiz. Şimdi hani konu tam hani aklımızda. Şundan bak yine Şirin Baba. Yani biz aslında şöyle diyebiliriz. Şu anda çocuklarımızın aklına sevgili İsmail bize bir sembol anlatıyorlar. Bu sembolde bir bakıyoruz ki bir tane adamın kafasında filik şapkası var. Ve bu filik şapkasının rengi de kırmızı. Ve bu adam da bu işin en üstündeki yani 33 numara diye bakalım. Ve de bir şey daha var. Bakınız şimdi ben çocukken en çok sevdiğim çizgi roman kahramanlarından biri bu Şirinler'di. Doğan Kardeş dergisi vardı. Doğan Kardeş alırdım. Siz bilmezsiniz belki. Bilmez olur mu? Bilmezsiniz ha. Bizim zamanımız ucuna yetiştik. Ha, ucuna yetiştik. Her hafta bu çıkardı. Şimdi bakınız. Şirinler'de sadece erkekler vardır. Erkeklere açık bir kamptır orası. Sonradan Şirin Baba oturur bir kız Şirin yapar. Onu da nasıl yapar? Tıpkı golem gibi. Golem yapar. Hamurdan, çamurdan, sihirle yapar. Önce yaptığı şirin kız çirkindir, onu beğenmezler. Sonra sarı saç falan takar, beğenirler. Şimdi neden Şirinler'de... Yani kabalizmi de... kullanarak, evet, işte. Yani kabalist bir tabii. Şey yapıyorlar orada. Ayin golem yapılır. Gibi işte. Ve bu ayinle birlikte yani aslında Prag'daki nehrin hemen yanında çamurla golem. Yapılıp ağzına bir sihir... yazılmış bir sihirli kağıdın yerleştirerek canlanmış bir yaratıktan bahsediyoruz. Yani bu da bize, herkesi etkileyecek. Bak, o kadar ilginç ki daha küçük bir küçük çocuksunuz 7-8 yaşındasınız. Dünyadan haberiniz yok. Golem bilmiyorsunuz, hiç bilmiyorsunuz. Ve sonuç olarak size mitra geleneği bu şekilde anlatılıyor. Sandviler olarak size tohumlar yani? Ekilmiş. Biraz önce şeye geri dönelim mi? Evet, devam. Orada kaç numara? 4 numaraydı. Evet. Şimdi bu da bunun takım yıldızlarla ilgili bir sembolizm olduğunu ben yani şahsi fikrim. Ama herkes öyle düşünüyor. Bu herkes ya öyle düşünüyor mu bilmiyorum o yüzden işte, saygılı takım olmaya yıldızı, çalışıyorum. Sirius. Şimdi aşağıda akrep takım yıldızı, orada da yılancı takım yıldızı. Bu konularda hassas olmaya çalışıyorum çünkü hala devam eden hani şikayetler, mahkemeler var. Hoşlanmıyor. Neyse ben söyledim, siz söylemediniz. Maalesef. Şöyle bir şey var. Sirius takım yıldızı, köpek takım. Işte. Drak mı? Hayır, yılancı. 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 Ne olursa olsun. Akrep takım yıldızı. Ve burada çok önemli bir hassas bir nokta daha var. Bakın burada boğanın öldürülmesinden ziyade boğanın kanı akıtılıyor. Ve bu köpek ve yılan bunları içmek için yarışıyorlar adeta. Öldürülmesini de anlatalım isterseniz. Burada boğanın kalbine saplanır bıçak. Kan oradan gelir kalbine. Ortası yani merkezine. Yani merkezin tam hani bulunduğu yerden bahsediyor. Çünkü öyle bir darbe alması lazımdır ki boğanın. Ölmesi için. Yani dönemin değişmesi lazımdır. İşte o bence dönem dediğimiz şey vesika piskası denilen iki tane zodyak burcunun tam kesiştiği nokta. Şimdi bunun aynısına bakıyoruz. Nerede görüyoruz güneş kültünü? Hazreti İsa, İsa'da görüyoruz. Yine güneş aydınlanmış şekilde. Yalnız, Horus'u da görüyoruz. Bu şunu gösteriyor bence. Astrolojik devirlerden boğa devrinde olan evet. Meseleler. Sonuç şu. Bakın burada güneşle sembolize edilen bir şey. Önce onunla beraber bir yere kadar yürüyor. Sonra bakın ona bir çelme takıyor ve boğaya aslında artık o dönemi bitiriyor. Kapatıyor. Boğa devri bitiyor. Ve şöyle bir şey var. Evet. Esasen ben bunu şöyle kısaca özetleyebilirim. Boğa takım yıldızına karşı bir kalkışma var. Niye filik şapkası? Özgürlük sembolü. Tamam. Şimdi bunları anlatalım. Sembolü. Niye bir pelerin var? Şimdi o süper kahraman. Şimdi süper kahraman. Şöyledir olay. Pelerini boğanın tamamıyla üstüne kapattığı anda tüm yıldızlar oluşur bir anda. Takım kanından, kanından tabii varlık, üzüm tanelerinin kendisi bir şekilde oluşacak ve iliğinden ise önemli bir hani insan için önemli bir yiyecek olan buğdaylar saçılmaya başlayacak. Evet. Ve ölürken spermlerinden ise hayvanların hepsi oluşacak. Bakın burada bakın, akrep öyle bir hikaye var. Akrep o işi üstlenmiş. Evet. Yani burada şöyle bir şey var. Boğa takım yıldızı Enlil'le ilgili. Mesela bugün gittiğimiz zaman Çatalhöyük'e bakın, Sümerlere ve öncesine bakın. Her yerde boğa figürünü görüyoruz. Neden boğa? Neden o çift boynuz? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ama burada şunun çok iyi anlaşılması lazım. Peki kimdir boğa takım yıldızı? Enlil diyoruz. Ondan sonra Sümerlerle alakası var. Taurus takım yıldızıyla alakası var. Nereden bakarsanız bu. Peki bu boğaya kalkışmayı yapan kimdi? Kimdi biliyor musunuz? Ra. Bakın şu bana göre şu boğa takım yıldızının egemenlik süresi olan Zodyak'taki 2160 yılın bittiğini, kendisinin artık tanrı ve lider konumunda olacağını söyleyen ve bunun için bir kalkışma başlatan ve bunu kabul edenlerin de evet dünyalarına yardım ettiği. Evet, yardım ettiği bir ekip işi var. Çünkü çelme takılmış ve o çaresiz hale bırakılmış. Bu kalkışmayı kim yaptı? Bakın Marduk denilen Babil'deki önceki programımızda da söylemiştim. Babil Kulesi olayı neydi? Sisteme bir isyandı. Enlil'in hakim olduğu, oğlu Nannarsin, Ay Tanrısı'nın hakim olduğu bölgede, Mezopotamya bölgesinde artık buranın da dünyanın da Nibur'un da tanrısı benim. Tek tanrı benim diyordu ve boğa takım yıldızının bittiğini, koç takım yıldızına geçildiğini, kendi tanrısal vaktinin geldiğini ilan ediyordu. Yani aslında bunu şöyle de bakmak lazım İsmail. Şimdi şeye baktığımızda yani Yahudilik kültüre baktığımızda bu aynı zamanda Apis boğası. Apis. Yani işte yapılan altın boğa. Altın boğayı kim kıracak? Harun'a emir verilecek ve Musa'nın emriyle o kırılacak ve yok edilecek. Aslında bir bakıma odur sembolizm olarak. Yani burada gördüğünüz kişilik daha sonra tabii değiştirilmiş bir dinden bahsediyoruz. Yani üç semavi dinden ikisi tamamıyla değiştirildiği için İslam diye bir din dünyaya hakim olmaya çalışmıştır. Dolayısıyla
Bu değişim sürecinde aynı zamanda Mitra'yı temsil eden yapı Hazreti İsa'nın. Aslında Hazreti İsa'nın dememiz yanlış olur. Bize göre Hazreti İsa. Dolayısıyla Tanrı İsa'nın kendisidir diye de bakabilirsiniz. Çünkü biraz önce bahsettiği gibi iki tane konuğumuzun etrafındaki hareler de dahil olmak üzere. Yani dünyanın kozmik tarihini anlattık. Dünyanın kozmik tarihinin bir kısmını anlatan bir eserdir bu aslında. Hiç kimse kimseyi kurban etmiyor. Kozmos'ta olan ama işte bir takım Anunnaki dediğimiz varlıklarında... İtici güç olduğu bir olayı anlatıyor. Bir ilavemiz daha var. 25 numarayı açabilirsek. Önemli bir eklenti daha var. Onların da bilinmesi lazım. Burada Mitra inancında sembolizma çok önemli. Her şey sembolik. Ve Kalotopates ve Kalotes diye iki tane meşale... Ne anlama geldiğini var. Biliyor musun? Hayır, bilmiyoruz. Tamam. Bilmiyoruz. Kimse etimolojik olarak evet bunun iyiliğine şudur. Araştırdık, bulamadık. Diyemiyorlar yani. Ama tabii ki görüşler var. Benim de katıldığım görüşü paylaşayım. İlle de bu dur tabii ki demiyoruz. Ama genel anlamda kabul edilen görüş şu. Her zaman Kalotopates meşalesini aşağı doğru tutuyor. Evet. Ve karşısında duran da Kalotes meşalesini yukarıya doğru tutuyor. Ve bu takım yıldızlarla ilgili olduğunu iddia ettiğimiz sistemde güneşin doğuşuyla batışı. Yani doğum ve ölüm sembolizmi burada. Kendisi de güneşle ilgilendiği için aslında doğum, ölüm, yaşarken ölüdünüz, yeniden doğmak, dirilmek, ondan sonra hayata gerçekleri görmek anlamına geliyor. Ben de çok enteresan bir bağlantı daha görüyorum. Bu benim kendi fikirlerim. Siz ne diyeceksiniz? Çünkü sık sık gidiyoruz, geliyoruz. Beraber de şöyle de bakmak lazım. Oradaki ilginç olan figür aslında evet. Aşağıya anlattığımız zaman yani Mitra'yı, boğayı, işte köpeği, yılanı ve akrebi anlattık. Bu bir dönüşümün simgesi. Tabii. Ama aslında iki tane varlık önemli bir varlık. Bunların hepsi bir anda toplandı. Aynen. Nerede toplandı? Aslında Baphomet dediğimiz varlığın üzerinde toplandı. Bakın birisinin yukarı birisinin aşağıyı yani gökyüzünü ve toprağı gösteren bir yapıları var. Aydınlatıyorlar. Aynı zamanda Baphomet'in eline baktığınız bir zaman yukarı, gökyüzünü ve yeryüzünü gösterir. İsimlerini unutmayın. Biraz sonra size, ikinize de sana da içeride sormuştum. Anlamını biliyor musunuz? Parmaklarda iki tane parmak biliyorsunuz evet. Baphomet'te. Evet. O da 11 tabii. Sembolizmi. Şimdi burada çok enteresan bir bağlantı daha olduğunu ya da olabileceğini düşünüyorum, iddia ediyorum. Öyledir değildir. İzleyicilerimiz karar versin. Şimdi boğa figürünü görüyoruz. Diyorum ki astrolojik. Aynı figürü Göbekli Tepe'de de görüyoruz. Tabii. Boğa figürü var bakın. Tabii. O yüzden zaten Göbekli Tepe'ye de astrolojik bağlantıları var diyorum. Sonra akrep figürünü görüyoruz. Burada akrep figürü net bir şekilde yine 43 D43 numaralı sütunda akrep figürünü gördük. Ondan sonra yılan figürünü görüyoruz burada. Yine Göbekli Tepe'de bir sürü yılan sembolü var ve Sirius köpek takımı dediğim yine aynı şekilde Göbekli Tepe'de de bu sebepten bu şeyin Sirius'la tilkiyle kurtla alakadar olmadığını takım yıldızın kuyruğunun tüyü uzun muydu kısa mıydı diye tartışmanın anlamı yok. Çünkü bu göksel takım yıldızların sembolü olduğunu düşünüyorum. Yani aslında bahsedilen Mitra 12 bin yıllık bir hani kültürün devamı diye. Kesinlikle. Bir resim veriyoruz şimdi hemen 2 dakika 5 numarayı bir alabilir miyiz? 5 numara. Hemen gelsin ekrana 5 numaramız. Onun üzerinden şey yapacağız. Konuyu daha başka yerlere getirelim. Ve hani sormuşlar. Hayır öteki 5 numaraya bakacağız. Aytaç hocamıza selam evet. olsun. Aytaç hocanın olduğu bir resim. O da çok önemli bir resim aslında. Aytaç hocamız orada şu açıklamayı yapıyor. Aslında arkadaşlar çok özür diliyorum. Benim hatam 20 numarayı vereceksiniz. Çok özür diledim. Aytaç evet. hoca da kazı evet. başkanımız Aytaç hoca. Bu değil. Ötekindeki 20 numara. Evet. Evet Londra'daki. İngiltere'deki. Kesinlikle şunu söylüyor. Mitracılar evet. diyor. Ha, bu şimdi şey. Bakın. Evet. Şöyle biraz önce bir şey anlattım. Dedim ki sizlere. Yani gördüğünüz gibi Mitra'nın yanındaki iki tane varlık var. Bu varlıkların bir tanesi aşağıyı, bir tanesi yukarıya aydınlatır. Bu Elvis Levy'nin çizmiş olduğu aslında tüm kültürlerin bir arada toplandığı, özellikle Mitra'nın özelliklerini üzerinde taşıdığı yapıya, yani Baphomet'e uygulanmıştır. Bizim daha çok satelik ayinler diye bildiğimiz ayinlerde kullanıldığı iddia edilen varlıktan bahsediyoruz. Elinin birisi yukarıdadır. Birisi de aşağıyı gösterir. Yani birisi toprak, birisi de yukarıyı, havayı gösterir. Dolayısıyla bunun sırrını konuşacağız. Ufak bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra devam edelim. Evet. Efendim, TV100 ekranlarında kayıt dışı devam ediyor. Araştırmacı yazar Farah Yurtözü ve akademisyen araştırmacı Hakan Yedican'la devam ediyoruz. Biraz önce dediğim gibi programın başında Diyarbakır eski Çınar Kaymakamımız İsmail Şanlı Bey işinden dolayı bize vakit ayırmıştı ve Zerzevan Kalemisi'nin bulunmasında ki süreci anlattı ve onu işine uğurladık. Yol açık olsun katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yer neresiydi?